Değerli arkadaşlar, bugün 27 Şubat 2021. Burası Güney Kore'nin başkenti Seul. Ben sizlere Orta Doğu'daki son gelişmelerle ilgili siyasi ve ilmi görüşlerimi anlatmaya çalışacağım. Başkan Biden'in verdiği son mesajları bu anlatımımda irdelemeye çalışacağım. Malumunuz 15 Şubat 2021 günü Irak'ın Kürt bölgesinin başkenti olan Erbil Havaalanı'nda bir Amerikan üssü teröristler tarafından saldırıya uğradı. Tepki ise 10 gün sonra geldi. İran'ın desteklediği ve Washington'un füze saldırısından sorumlu tuttuğu terörist milislerin tesisleri Doğu Suriye'de Irak sınırında bombalandı. Bildiğimiz kadarıyla bu yeni başkan Biden tarafından emredilen ilk askeri operasyondu. Önceleri İslam Devleti ile mücadelede ortaklarla yapılan istişareler sınırlı kaldı. Başkan Biden bir deyişle mesaj gönderdi. Birincisi, Demokrat Biden Amerikan askerlerine yapılan terörist saldırıları kabul etmeyeceğini bu mesajıyla vurguladı. İkinci mesaj ise İran içindir. Belki de Tahran'daki liderlik Başkan Biden'in nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmak istediği için kendi fiyatlarını artırabilecekleri görüşündeydiler. Ayrıca Amerika Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden dengelemek istediği için İran'ın istediği zaman bölgesel avantajlar elde edebileceğini düşünüyor olabilir. Her halükarda hava saldırısı bölgede Tahran tarafından kontrol edilen sadakatsiz terörist milislerin entrikalarının Amerikan çıkarlarını etkilediği takdirde Amerikan tarafından cezalandırılacaklarını gösteriyor. Başkan Biden hükümeti diplomasiye güveniyor ancak bölgenin istikrarsızlaşmasını görmezden gelen saf bir güç değil. Bu bakımdan hava saldırısının başka adresleri de var. Bunlardan birisi İsrail ve Riyad. Biden sert gücü her zaman kullanmaya hazır olduğu işaretini verdi. Başkan Joe Biden Suriye'de bir askeri saldırı emrini verdi. Pentagon'a göre saldırı Amerika'nın düşmanlarına verilen ciddi bir uyarıydı. Cuma gecesi Suriye ile Irak arasındaki resmi olmayan bir sınır kapısındaki bir bina kompleksine 7 adet 500 fon bomba düştü. Pentagon daha sonra yaptığı ciddi açıklamalarda silah kaçakçılığı için kullanılan tesise yapılan Amerikan hava saldırısının İran yanlısı terörist milislerin son saldırılarına nispeten küçük, dikkatlice koordine edilmiş bir askeri yanıt olduğunu söyledi. Irak hükümetini küçümsememek için askeri operasyonun sınırın Suriye tarafında kasıtlı olarak gerçekleştirildiğini belirtmekte fayda var. Savunma Bakanı Lloyd
Austin'in sözcüsü John Kirby, Başkan Joe Biden'in hava saldırısına izin verdiğini söyledi. Daha sonra Pentagon'un başkomutana daha büyük hedefler sunduğu, ancak Başkan Biden'in daha az agresif bir seçeneği tercih ettiği söylendi. Bir avuç milis üyesi öldürüldü. Ne Austin ne de Kirby öldürülenlerin sayısı hakkında resmi olarak yorum yapmadılar. Fakat Suriye İnsan Hakları Gözlemevi hava saldırısında en az 22 milis üyenin öldürüldüğünü açıkladı. Kurbanların çoğu Iraklı Kataib Hizbullah milislerine aitti. Bu nedenle saldırı Irak'tan Suriye'ye bir cephane nakliyesine karşı yapıldı. Austin yalnızca saldırıya uğrayan tesisin milisler tarafından kullanıldığına ikna olduğunu söyledi. Irak tarafı ile görüş alışverişinde bulundular ve istihbarat bilgilerini değerlendirdiler. Binalar Kataib Hizbullah ve Kataib Seyyid al-Şuhabba'da dahil olmak üzere Tahran tarafından desteklenen birkaç milis tarafından kullanıldı. Sözcü Kirby, Başkan Biden yönetiminin ilk askeri operasyonu net bir sinyal veriyor diye açıklama yaptı. Başkan Amerikalıları ve müttefiklerini korumak için hareket ediyor. Hava saldırısı Şubat ortasındaki bir füze saldırısına ve devam eden tehditlere orantılı bir tepkiydi. 15 Şubat'ta Amerika liderliğindeki askeri ittifak için çalışan Filipinli bir sivil müteahhit, Irak'ın kuzeyindeki Kürdistan'ın başkenti Erbil kentindeki havaalanına düzenlenen füze saldırısında öldürülmüştü. Bir Amerikan ulusal muhafız üyesi ve 4 Amerikalı müteahhit de dahil olmak üzere birkaç kişi de bu saldırıda yaralanmışlardı. Önceden görece bilinmeyen bir grup olan Avliya Al-Dam milisleri saldırının sorumluluğunu üstlenmişlerdi. Amerikan tarafı onun tanınmış Şii milislerin bir parçası olduğunu söyledi. Başkan Biden sadece Salı günü Irak Başbakanı Mustafa Al-Khatimi ile görüşmüştü. İkisi arasındaki ilk görüşmede her ikisinin de bu tip saldırılardan sorumlu olanların sorumlu tutulması gerektiğini doğruladığı söyleniyor. Pentagon şimdi misilleme görevinin failleri cezalandırmaya hizmet ettiğini vurguladı. Ancak amaç İran ile düşmanlığı artırmak değil. Washington gerilimi azaltmakla ilgili askeri görevi İran'la nükleer anlaşmayı yenileme çabalarının ortasında gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Antony Blinken anlaşmanın Avrupalı imzacı ülkeleriyle görüştükten sonra Tahran'daki rejimle görüşmeye hazır olacağını ancak geçen hafta açıklamıştı. Amerika Birleşik Devletleri Washington'un anlaşmaya yeniden katılabilmesi için İran'dan anlaşmanın şartlarına dönmesini geri istiyor. 2018'de Trump yönetimi anlaşmadan çekildi ve daha sonra ülkeye ikili ekonomik yatırımlar uyguladı. Tahran cezai tedbirlerin kaldırılmasını talep ediyor. Dışişleri Bakanı Blinken, nükleer anlaşmaya dönüşün ancak
ilk adım olabileceğini vurguladı. Amaç, Tahran'daki balistik füze programını ve Orta Doğu'daki terör örgütlerine desteği de içeren daha kapsamlı bir anlaşma. Kongrede demokratlar, Başkan Biden yönetiminin İran bölgedeki faaliyetlerine müsamaha gösteremeyeceğini hava saldırısıyla açıkça ortaya koyduğu değerlendirilmesini dile getirdi. Rejim teröristleri desteklerken İran'la sadece masaya oturmadığınızı Amerikan kamuoyuna açıklamak için de teröristlere karşı Amerika'nın yaptığı bu son saldırı önemli bir sinyaldir. Askeri görev nükleer anlaşmaya geri dönülmesine karşı çıkan cumhuriyetçiler tarafından da övüldü. Çünkü Amerika Orta Doğu'da İran'ın desteklediği terörist örgütlere karşı bu askeri müdahaleyle büyük bir önlem aldı. İran'ın desteklediği terörist milisler tarumar edildi. İran'la nükleer anlaşmayı yenilemeye yönelik diplomatik çabalar Washington'un Tahran'ın bölgedeki rakibi Riyad ile ilişkilerini de aslında zorlamaktadır. Seçim kampanyasında Başkan Biden özellikle rejimi eleştiren gazeteci merhum Cemal Khashoggi'nin öldürülmesiyle ilgili olarak şunları söylemişti. Suidiler bir bedel ödemeli ve oldukları gibi parya yapmalılar. Başkan Biden göreve geldikten sonra İran destekli Husi isyancılarına karşı savaşta Suudi liderliğindeki askeri koalisyona yardıma son vereceğini açıkladı. Ancak Tahran'a bakıldığında Riyad'ın egemenliğini savunmasına yardım etmeye devam etmek istediğini vurguladı. Perşembe günü Başkan Biden Suudi Kralı Salman'ı ilk kez aradı. Beyaz Saray'da daha sonra başkanın krala ikili ilişkileri mümkün olduğunca güçlü ve şeffaf hale getirmek için çalışacağını söylediği açıklandı. İletişimde Khashoggi'nin öldürülmesinden ise hiç bahsedilmedi. Ancak Washington'da telefon görüşmesinin aynı zamanda cinayetin arka planına ilişkin Amerikan istihbarat raporunun yakında yayımlanacağı ile ilgili olduğundan da o gün şüphelendiriyordu. Sonra Cuma akşamı Gizli Servis Müdürü Avril Haines'in ofisi bu raporu yayınladı. 2018'de CIA'dan sızdırılanları bu rapor doğruladı. İstihbarat servislerine göre Veliaht Prens Muhammed bin Salman Khashoggi'yi yakalamak veya öldürmek operasyonunu onaylayan birisi. Veliaht Prens Khashoggi'yi krallık için bir tehdit olarak görüyormuş ve gerekirse onu susturmak için şiddet yöntemlerini destekliyormuş. Başkan Biden'in sözcüsü daha önce hükümetin Riyad ile ilişkileri yeniden ayarlamaya odaklandığını doğrulamıştı. Bunu bir duyuru olarak anlayabiliriz. Başkan Biden Veliaht Prens'i izole etmek istiyor düşüncesindeyim. Dolayısıyla tahmin ediyorsam Suudi Arabistan'da kartlar yeniden düzenlenebilir. Salman istifa edebilir
yerine başka bir prens gelebilir diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, beni dinlediğiniz için hepinize soldan teşekkür ediyorum. Bugün 27 Şubat 2021. Ben Tekmanlı Profesör Doktor Ümit Yazıcıoğlu. Allah'a emanet olunuz.